Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT Geometri Kampının 9. haftasının 3. videosundayız. Üçgenlerin sonundaki testlerin çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz yani test 3'ün çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 93 ve 94'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC ve CBD ikizkenar üçgen olarak verilmiş ve AB ile AC 10 verilmiş. Bak burası 10 burası da 10 verilmiş. Sonra burada da ikizkenarlık verilmiş. Burada da diklik de verilmiş. X kaç birimdir diye soruluyor. Bir de 8 birimler de verilmiş. Bakın ÖSYM ilk defa böyle fazla bilgi vermiş. Genelde fazla bilgi vermez arkadaşlar. Buradaki ikiz kenarlıkta işimize yarıyor. Tabanı iki eş parçaya bölüyor. E bölsün. Herhangi bir işimize yarayacak mı? Yaramayacak. X soruluyor bir bu burada. E burası da 10 eksi x. E hocam ne yapacağız? İki tane dik üçgen yok mu karşımızda? Var. İşte şuradaki X kenarlığı sanki boşu boşuna vermiş. Yani şunu çizmeseydi ÖSYM e sorduğu için ben de burada soruyorum yalnız. Ben fazla bilgi vermemeye gayret gösteririm. Bazen gözünden kaçanlar olabiliyor ama şunu vermeseymiş bile sadece bu üçgenle soru çözülüyor kardeşim. 10, 10, 8 verilip de e buradaki x nedir diye sorulsa yine soru çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet neyse bakalım. Bir burada Pisagor yapacağız. Bir de burada Pisagor yapacağız. Olay bitecek. İkili Pisagorlarda ne yapıyorduk? Ortak olan kenar varsa ki ÖSYM bunu çok seviyordu. Genelde her sene bu tekniği kullandırıyordu. Lütfen buna dikkat edin. Ortak olan kenar var. E, ortak olan kenar varsa ikisinde Pisagor bantısı yapacağız. Birinci Pisagor'da h kare neye eşit? Yukarıdakinde onun karesi eksi x'in karesine eşit. Onun karesi eksi x'in karesini yazdık. İkincisinde h kare neye eşit? 8'in karesi eksi 10 eksi x'in karesine eşit. E bunların her ikisi de birbirine eşit mi? Eşit. Dolayısıyla bunlar her ikisi de kare eşit olduğundan birbirine eşit daha doğrusu. Eşit olacak. E bu 10 eksi x'in karesini açalım. 100 eksi 20 x artı x kare. Ama önde eksi var. Eksiyi de açacağız şimdi. Burası 100 eksi x kare eşittir. 64 Eksiyi dağıtıyorum buraya. Eksi 100 artı 20 x eksi x kare yaptı. Evet x kareler gitti. Sonra burası ne yaptı? Hocam burası x 36 yaptı. Eksi 36 öbür tarafa artı 36 diye geçti. 136 yaptı. 20x. Buradan da x neye eşit oldu? 136 bölü 20'ye eşit oldu. E burada kaça bölsek? 2'ye bölsen. 2'ye bölsen. 10. 2'ye böldüğümüz zaman da 68 mi yapıyor? Evet. Bir daha 2'ye böl. Bir daha 2'ye böl. Hocam 34. Burası da 5. Yani cevap 34 bölü 5 çıkmış oldu. Yanlış söyledim. Cevap Cihan olacak. Birinci soruyu Ceyhan bulduk. Geldik 2'ye. Evet. BD üçgenin alanı 5 katıymış. ABC üçgenin alanı. ABC üçgenin alanı. BD üçgenin alanı. Yani burası A iken tüm alan 5 aymış. Tamam. Bizden AC uzunluğu isteniliyor dostlar. Hadi bakalım ne yapacağız burada. İster alan dağıtmayla gidin. Hocam alan dağıtmayla nasıl gidebiliriz? Şöyle alan dağıtabiliriz mesela. Çift A ise çift A. Tamamı 5A ya. O zaman buraya kaç kaldı? Buraya 3A kaldı. Sonra burası 2A ise burası da 3A olur. Çünkü 2'deki burası 2A iken burası 3A olduğundan dolayı bu oranlamaları bulduk durur bize. Bir de B ile C'yi de 4 vermiş. Başka da bir şey vermiş mi? Vermemiş. E buradan bir şey çıkıyor mu? Vallahi çıkmıyor dostlar. E o zaman ne yapacağız? Benzerlik işine bakalım. Alan dağıtmayla gelmiyor. 90'lar havada uçuşuyor ya. Benzerlik alan ilişkisine bakalım. Benzerlik alan ilişkisi. Dal alfa beta ya kardeşim o zaman. Alfa beta. Alfa 90 beta. Hocam senin bu üçgeninle büyük üçgenin benzer benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir. E benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit. O zaman tam tersi de alanlar oranının kareküte benzerlik oranı eşit olmaz mı? Olur. Alanlar oranı a iken tamamı 5a verilmiş. Yani o zaman benzerlik oranı 1 bölü kök 5'tir. E burada hocam 90'ın karşısı verilmiş 4. 4 bölü 90'ın karşısı x diyebiliriz. x'i buluruz böylelikle. x'i kaç bulduk? 4 kök 5 bulduk. Bizden de zaten ne isteniyor? AC isteniyor. Hocam burası isteniyor. X 4 kök 5 ya. Şimdi dikkat et. Şurası 8. Büyük üçgende Pisagor. 8 var 4 kök baş var. Yani yarısının kök 5 katı. 1 2 kök 5 üçgeninden soru işareti dediğimizde 4 çıkmaz mı? Çıkar. Yani ikinci soruyu böylelikle akşay bulduk. Geldik 3'e. ABC ve b'de eşkenar üçgen demiş. Hemen ne yapıyoruz? Açıları yerleştiriyoruz. 60 60 60. Tamam burası 60. E aynı şekilde burası da 60. Burası da 60. Burası da 60, burası da 60 olacak. Hatta 60 90 ise burası 30 oldu. Buraya da 30 oldu. Kaldı. Tamam 60 olduğundan buraya da 30 kaldı. 30 90 60. E, ne güzel. 30 60 90'lar hala hazırda var. BC'yi de vermiş bize 32. Hocam burası 32 ise burası da 32 olacak. Yani bunlar 16 16 yapacak. Sonra burada bir 30 60 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8. Burası 8 kök 3 yapar. E, tamamı 32 idi. E, hocam bunun da tamamı 32 olacak ya. E, o zaman buraya kaç kaldı? 24 kaldı. E, 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı 12'dir. 60'ın karşısı da 12 köküştür. E şimdi benden bu üçgenin alanı isteniyor. Dik kenarlar belli. 12 çarpı 12 kök 3 bölü 2 bize sonucu verecektir. Yani sonuç 72 kök 3 çıkar. Üçüncü soru denizli oldu. Geldik 4'e. ABC üçgen verilmiş ve şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel verilmiş. Paralel doğruları şöyle üstünden geçerek paralelliklerini göstersek sanki süper olacak değil mi arkadaşım? Öncelikli olarak paralellikleri şöyle gösterdim. Paralellikleri böyle gösterince farklı farklı yollardan yapabilirsiniz şimdi dostlar. Mesela burada bir şu şekilde yapabilirsin hocam. Burada ya da direkt direkt fark ettiğimiz şeylerde bakalım ya. Şuraya baktığımız zaman hocam şunlar eşit. E bunlar da paralel. E o zaman ne olacak buradaki üçgende? Orta taban çıktı burada. 8 ise burası da 8 mi olacak? Evet. 8'i yazdık. E hocam şimdi buradaki üçgende orta taban oldu. Bak şunlar paralel. Şunlar da eşit olduğundan 8 iken burası ne oldu? 16 oldu. E sonra Hocam ağırlık merkezinden böyle çizilince burası 3 katı oluyordu diyebilirsin. Ya da şu paralel kenar olmadı mı? Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen. Paralel kenar 8'i 8, i 8 i yazabiliriz. Ya da hocam paralel kenarı görmedik. Ne yapıyorsun diyenlerinize gelsin bu. Bak şunlar paralel değil mi? Evet 2'ye 1 oran varsa 2'ye 1 oran olacak. O yüzden 8 olacak da diyebiliriz arkadaşlar burada. 16 8'i yazdık. ABC üçgenin alanı isteniyor benden. E burada başka bir şey ne yapabiliriz? Başka başka. Şuradaki 4'e yoğunlaşalım. Ha, burada bir orta taban vardı. 4 ise burası da 4 mü? Evet. E sonra şunlar paralel 90 ise burası da 90. Hocam Pisagor bağıntısından burayı bulabilirim. Ama gerek yok. Niye? 90'ın karşısı 8 iken hangi açının karşısı 4'tür? 30'un 30'u yazdık. E 30 60 90. Paralel ya yönde şitten. burası da 30 oldu. 30 90 60 oldu. 90'ın karşısı bak 24 çıkmış. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı 12 olur. Burası da 12 kök 3 olur. E alan da neye eşittir? 12 çarpı 12 köküç bölü 2'ye eşittir. Yani 144 bölü 2'den 72 kök 3 diye buluruz. Cevabı ABC üçgenin alanı Ceyhan çıktı dördüncü soruda. Geldik 5'e. Hmm, i̇kiz üçgen AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Hemen eşitleri şöyle göstereyim. AB ile AC eşit verilmiş. Zaten açıların da eşitliği gösterilmiş. Sonra bu açılar eşit verilmiş. ABC açısıyla bu açıyla AED açısı şuradaki açı nokta açısı Şekil üzerinde hepsi göstermiş zaten. E bir yerden başlamamız lazım değil mi? BCD de doğrusal. Eyvallah. Hadi bakalım bir yerden başlayalım şimdi. Nereden başlayacağız hocam? Şimdi nokta açısına bir A mı desek? Valla arkadaş ben şuraya bir A diyeyim. A diyeyim. A diyeyim. Şu çizgi açılarında kullanacağız ya. Şuraya o zaman bir B diyeyim. Burası da B. E hocam ne oldu burada? İki iç açı bir dış açı. İki açı yan yana gelmiş ya dayanamam. A artı B yapar burada. E hocam şuradaki üçgende de yani senin şu üçgende de yine iki iç açı bir dış açı var mı? Var. A ile neyi toplarsan A artı B yapar? Tabii ki B'yi. B'yi yazdım buraya. Sonra hocam 52'yi kullanmadık. Bak şu üçgende de iki iç açı bir dış açı mı? Evet. A artı 52 eşittir. B artı 68 yapacak. Hocam buradan ne geliyor? A eksi B 16 mı geliyor? Evet. 16 geldi. A eksi B 16 geldi. Başka? Ev hocam Şuradaki üçgende de ne var? A ve 2B'nin toplamı belli. Yani A artı 2B artı 68 de eşittir 180 ya. Buradan da A artı 2B kaç geliyor dostum? 180'den 68 çıkart. 112 geldi. Şimdi benden ne isteniyor? X. Neresi X? X neresi? BAD açısı. B, A, D açısı. Yani B dediğimiz X'miş. Bizden B isteniyor. O zaman biz A'yı yok edelim arkadaşlar. Yani şurayı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Eksi a artı a birbirini götürdü. Sonra burası artı b artı 2b. 3b yaptı. Sonra 112'den 16 çıkart. Valla hata yapmayayım. Direkt böyle çıkartayım. 6 0 96 yapıyor. 3b 96 yaptı. O zaman de kaç yapıyor? 96 bölü 3'ten 32 yapıyor. Bizden de zaten ne isteniyor? x isteniyor. E, x de b'ye eşittir arkadaşım. Çünkü çizgi açısını biz b dedik ama x demiş. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 32 çıktı. Yani 5. soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik 6'ya. ÖSYM e eş yapıları çok sever kardeşim. O yüzden bu soruya dikkat et. Yapamadıysa bir daha uğraş. Bir daha uğraş. En son beni Tamam bu dediğimi de unutma. Ablem tasarlayan Egehan. Zaten çocuğun adını da koymuşum buraya. Önemli soru yani. Şekil 1'deki x kenar üçgen biçimindeki kartondan 9 tanesini kullanarak böyle şey yapmış. x kenar üçgen ya x x bak burada tepe açılarını koymuş. Tepe açısına ben nokta açısı diyecek olursam hocam nokta açısı nokta açısı nokta açısı eş yapılarda açıların eşitliği ya da kenarların eşitliği bizim için çok önemli. Sonra burada da tabanları koymuş. Yani burası da x burası da x burası da x burası da x, burası da x değil mi? Evet. E hocam tepe açısı nokta açısı nedir? Hop 180 2 x değil midir kardeşim burası? E bir tane nokta açısı 180 2 x. Hocam şuraya bakacak olursak komple burası nedir? 360 dereceyi verecek. E, 180 eksi 2x'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo, 7 tane 180 eksi 2x var artı bir de burada 2x var. 2x. Bu toplam neye eşit olacak arkadaşlar? Tamamı 360'a yani bir tam ölçüye, değil mi? Tam açıya eşit. 360'a eşit. Hadi burada işlem yapalım bakalım. Bunun devamı sonucu verecek zaten. Benden x isteniyor. İşlem kalabalığı var. 7 kere 0 0 7 kere 8 56 7 kere 1 7 1260 yaptı burası. Eksi 14 x artı 2 x eşittir 360. 1260'dan 360 çıkınca 900 yaptı. Şurası da 12 x yaptı. Eksi 12 x öbür tarafa attım. Artı 12 x yaptı. E o zaman biz burada x'i nasıl buluruz? 900 bölü 12 şeklinde buluruz. Sanırım bu da 75 yapıyor. Ya da tam olarak bölelim. 900'ü 12'ye böldüğüm zaman 6, 7, 8 mi? 8, 96 yapıyor. 7 defa yapıyor. 7 ile 12'yi çarptığım zaman 84 yaptı. 60 yaptı. Evet 75 yapıyor böldüğümüz zaman. Gerçekten öyleymiş. Keşke hislerimize güvenseydik. Cevap böylelikle Edremit çıktı dostlar. Güzel bir soruydu. Geldik 7'ye. Masanın üzerinde aralarındaki uzaklık 15 birim olan ve 8 15 birim olan 8 birim ve 6 birim yüksekliğindeki 2 mum ve bu mumlar arasında 2 birim yüksekliğinde bir kalem mumlarla doğrusal olacak şekilde yerleştirilmiş. Mumlardan çıkan ışıklarla kalemin her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşit. Bak bu mum hop böyle bir gölge oluşturmuş. Bu mum da hop böyle bir gölge oluşturmuş. Tamam. Ya normalde şunu şöyle mi deseydik? Aslında şimdi okuyunca biraz ee, şey geldi. ÖSYM'de sormuştu sanırım böyle bir şey. Hocam burada ışık varsa buradan ışık geliyorsa böyle ama burada tam ışık burayı aydınlatmıyor ya. Gölge oluşabilir burada. Hani buradan gelen ışıkla bu gölge kaybolmaz mı diyebilirsiniz belki ama hafif silik de olsa bir gölge oluşur arkadaşlar burada değil mi? Arkadan gelen ışıkla. Neyse. En azından bu daha uzakta ya. Ondan dolayı o mantıklı. Hadi bırak şeyi sohbete devam. Buna buna göre mumlardan ikisinin oluşturduğu gölgenin boyu nedir diye soruluyor. Evet ikisinin de oluşturduğu gölgenin boyu. Yani şunlar isteniyor bizden arkadaşlar. Evet bunlar zemine dik. Bu da dik. Bu ne demek? Hocam şununla da şu birbirine paralel demek. O zaman ben bunu kullanacağım. 2 bölü 8 oran var. Hocam 2 bölü 8 oran var burada. 2 bölü 8 dediğimiz nedir? Ben şuraya bir x diyecek olursam. Yani 2 bölü 8 dediğimiz 1 bölü 4'tür. Yani 1 bölü 4 olacak. Yani burası 4x olacak. E o zaman burası tamamı 4x olacaksa burası da x oldu. E 4x ise buraya da ne kaldı? 2x kaldı. Şimdi öbürüne bakalım. Hocam şu paralelliğe bakalım. Burası 6 ya. Bak şöyle bir paralellik var bu sefer burada da. 2 bölü 6 oran var. 2 bölü 6 oran nedir? 1 bölü 3'tür. Hocam bu sefer 1 bölü 3. Yani şu bölü tamamı 1 bölü 3 yapacak. X ise tamamı 3x olacak. E tamamı 3x olacaksa eğer 2x'i buradaysa buraya da x mi kaldı? Evet. Her şeyi bulduk galiba. x, x, x 2x. Toplam burası da 15 verilmemiş mi? Evet. 2, 3, 4, 5. 5x e eşittir. 15 ise x'i de böyle kaç buluruz? 3 buluruz. İşte böyle. 7. soru ne çıktı? Akçay çıktı. Eski tip sorularda ne diyor? Bunlar paralel diyor. Sadece siz paralelleri bulacaksınız kardeşim. Göreceksiniz. Paralelleri gizliyor. Her ikisi de zemine dik olduğundan birbirine paralel oluyor sadece. Tamam. Kolay bir soru. Zor bir soru değil. ÖSYM bu soruları bu aralar çok seviyor. Bu sorular yine gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bunlar böyle şey bitmez. Tamam. Evet geldik 8'e. Birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanı 4 kilometre kare olduğu bir haritada. Yani 4 birim kare ise birim karelerden oluşan. Ya birim karelerden oluşan değil de şurada yanlış yazmışım. Karelerden oluşan diyecektim şuna. Hani ikilim karelerden. Hani birim karenin ha 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 neyse. Bazen böyle bayağı espriler yapabiliyorum arkadaşlar. Birim kare ne demek? Ee, bir kenarı bir birim olan kare demek değil mi? Ee, bir kenarı iki birim olan da ikilim kare mi diyeceğiz? Hala devam ediyorsun hocam. Yok. Neyse. Karelerden oluşan ve her bir karenin alanı 4 kilometre kare olan. He, ee, dur. Birim kare. Doğru. Dur. Bir zemindeki kağıt üzerinde harita üzerinde birim karelerden oluşuyormuş ve her bir birim karenin gösterdiği alan gerçekte kaçmış 4 kilometre kareymiş yani gerçekte burası 2 kilometre 2 kilometre ama normalde buraları kağıt üzerinde bir birim bir birim olarak bileceğiz arkadaşlar. Neyse. O noktasında bulunan bir geminin 8 kilometre gidecek kadar yakıtı vardır. Bu geminin ulaşabileceği en uzak adı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. O zaman O noktasının A'ya olan uzaklığını bulalım. Hocam A'ya olan uzaklığını nereden bulacağız? Hop şuradaki dik üçgenden. Hocam burası kaç? 3. Burası kaç? 3. Burası da 3 kök kim olacak? Evet. Hocam normalde bu birim olarak bak birim olarak karenin bir kenarı birken e, kilometre olarak ne oluyor? 2 katı oluyor. Yani 2 kilometre oluyor. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? Kilometre olarak ne olacak? 3 kök ki birim 6 kök 2 kilometre olarak mı olacak? Evet. Yani senin A'ya ulaşırken 6 kök 2 kilometre uğraşacaksın. Sonra bütün şeyleri bulalım isterseniz. B'ye bakalım. B'ye bakacak olursak. Hocam B burada. B'ye gelecek olursan. B'ye ait Pisagor bağıntısını yap bakayım şurada. B'ye ait Pisagor bağıntısı da buradan gelir. Buradan da ne geliyor? 2 ve 3. Hocam burası 2, burası 3. Kareleri 4 artı 9'dan 13 yani burası kök 13. O zaman B'de kilometre bazında düşünecek olursan 2 katı olmuyor muydu? 2 kök 13 gidecektir. C'ye bakalım arkadaşlar. C'ye gidecek olursak. C'yi de şöyle maviyle göstereyim. C'yi de böyle gideceğiz. C'ye ait bir dik üçgen var mı? Var. Şöyle Şuradaki dik üçgen bir kenarı 1, bir, bir kenarı da 1 2 3, 4. Yani e, 17 mi yapıyor 16 artı 1 17 kök 17 C kenarı da ne oluyor? kök 17'in 2 katı kilometre olarak 2 kök 17 olur. D'ye bakalım arkadaşlar. D'ye bakacak olursak buradan buraya gideceğiz. E Buradan buraya giderken de buradaki Pisagor'a bakacağız 1, 3 kök 10 mu yapıyor burası kilometre olarak 2 katı oluyordu 2 kök 10 olacak. Ondan sonra E'ye bakalım. E'ye bakacak olursak da onu da buradan buraya getirelim. O da 2'ye 2. 2 kök olacak. Kilometre bazında 2 kökki yani 4 kök olacaktır. Şimdi ama bana diyor ki O'dan A'ya giderken bu kadar kilometre gideceksin eyvallah. Ya da B'ye bu. C'ye bu. D'ye bu. E'ye bu. Eyvallah. Ama bunlardan en uzağı hangisidir diye soruluyor. Ama bir de elimizde bir yakıt var. O yakıt da 8 kilometre dayanabiliyormuş. Atıyorum bunlardan biri 8 kilometreden daha yüksekse ne olacak arkadaşlar? O zaman bu adaya ulaşamayacak. Ulaşabileceği en uzak ada hangisidir diye soruluyor bize. O zaman ulaşabileceğini bulalım. Hangisi 8'den küçük? Karelerini alalım şunların. Bunun karesi 72. 8'in karesi 64. Hocam bak 72. 64'ten büyük oldu. Yani bu 8'den daha büyük arkadaşlar. Yani 6 kök 2 büyüktür 8. Bu adaya ulaşamaz. Bu gitti. 2 kök 13'ün karesi nedir? 52. 52 64'ten küçük bu adaya ulaşabilir. Sonra bunun 2 kök 17'nin karesi ne yapıyor? 4 kere 28. 4 kaç yapıyor? 68 mi yapıyor? 68 yapıyor. Hocam C adasına da ulaşamıyor o zaman. Çünkü 64'ten büyük oldu burası. 2 kök 10'un karesi ne? 40. Hocam buna ulaşabiliyor. O zaman bak şuna ulaşamıyor. Buna ulaşamıyor. Ulaşabildikleri bunlar yaptı. 4 kök 2'nin karesi de kaç yapıyor arkadaşım? 4 kök 2'nin karesi de 16 çarpı 2'den 32 yapıyor. Buna da ulaşabiliyor. Ama bunlardan en uzağı hangisi oluyor arkadaşlar? 52 daha büyük değil mi? O zaman bizim ulaşabileceğimiz en uzak ada hangisi yapıyor? B adası yapıyor. Yani cevap B seçeneği oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. ÖSYM bunu tam birim kareler üzerinde gösterdi haritada. Ve bir birim karenin olduğu yeri de bir kilometre olarak göstermişti. Hani olur ya bu sefer iki kilometre olarak gösterirse birimi kilometreye çevirirken bu şekilde hamle yapacaksınız. İşte her inceliği size veriyoruz. Neyse geldik şuraya. Atlantik okyanusu içinde Bermuda şeytan üçgeni olarak adlandırılan gemiler ve uçaklar için tehlikeli bir bölge bulunur. Gerçekten böyle bir bölge var arkadaşlar. Biz ta eskiden şimdi internetten baktığınız zaman görüyorsunuz ama biz eskiden böyle meydanlar Ruslardan bir şeylerden falan öğrenmiştik onu. Ee, neydi? Ansiklopedi. Ansiklopedi değil mi? Şimdi kaç kişinin evinde var? Yoruma yazın bakayım. Çoğunuzun yoktur. Bizde de var mı hala? Köydeki evde olması lazım. Hala daha duruyor. Ya da dur annem yakacak da en son onları. <laughs> Neyse. Ee, biz onları orada öğrendik arkadaşım. Hatta nereden almıştık biz onu? Gazeteden. Evet gazete kuponuyla almıştık zamanında. Hey gide hey. Ta 97 yılında falan aldıydık yanlış hatırlamıyorsam. Neyse böyle bir bölge var arkadaşlar. Artık manyetik akımdan mı oluyor neyden oluyor? Bir bu kursunuz. Bu bölgenin çevresini hesaplamak isteyen bir araştırmacı sabit bir hızla gemi ile A'dan başlayarak önce AB yolunu, önce AB yolunu, sonra BC yolunu, sonra da CA yolunu kullanıyor. Evet, bizim eleman böyle gidiyor. Böyle gidiyor, sonra böyle gidiyor, sonra da böyle gidiyormuş dostlar. Eyvallah kesin bakalım. Araştırmacı AB yolunu ve BC yolunu aynı sürede gitmiş. E AB ve BC yolunu aynı sürede gittiyse ve hız da sabitse o zaman bunlar birbirine eşit demek anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet. Yani tamam bu yollar garanti. Yani senin şurasıyla şurası birbirine eşit. Aklımızda bulunsun. Tamam. Ondan sonra araştırmacı AB yolunu ve BC yolunu aynı sürede gitmiş ve bu yolları kullanırken pusulasında aşağıdaki görüntüler oluşmuş. Bak dikkat et. A'dan B'ye giderken kuzey çizgisi kırmızıyla gösterilir. Ama normalde böyle K diye yazılması lazım arkadaşlar. Tamam mı? Kuzey çizgisiyle 20 derecelik açı yapmış. Hmm. A'dan B'ye giderken kuzey çizgisiyle 20 derecelik açı yapmış. Ne yapacaksın? O zaman kuzey çizgisini çizeceksin. Kuzey çizgisi bu kardeşim. Çizdin. A'dan B'ye giderken kuzey çizgisini çizeceksin yalnız. Bu A'dan B'ye giderken kuzey çizgisi kaç derece verilmiş arkadaşım? 20 derece vermiş. Hemen 20'yi yaptın. Bak dikkat et. B'den itibaren böyle gelirken 20 derece. Bir de şuna bakalım. Öbürüne bakalım. Bu sefer B'den C'ye giderken 150 dereceymiş arkadaşlar. B'den C'ye giderken de kuzey çizgisini çizelim. Hop kuzey çizgisini çizdik hocam. B'den C'ye giderken de 150 derece. Hocam burası 150 olmayacak mı? Hayır kardeşim bak bu sefer şöyle. B'den bak B'den C'ye giderken C itibariyle bak gördün mü C itibariyle 150 derece. Bunlara dikkat et. E hocam burası 150 derece. Burada ne yaptık? Kuzey çizgisini çizdik mi çizdik. Önemli olan kuzey çizgisi. Burada da burada da nedir? Dikine olmadı mı arkadaşlar böyle? Yani bunlar birbirine paralel. E hocam bunlar birbirine paralelse eğer ne çıktı burada? 150 hatta bak burası da 30 derece çıktı. Aa hocam paralel ya. Şöyle bir M kuralı çıktı burada. Vallahi AYT'de geliyor arkadaşlar bak. Bu soru bak doğru da açıların bu M soruları hatta 3 yıldır 3 yıldır AYT'de geliyor. Dikkat. Bak M'den dolayı burayı 50 buldum. a hocam bu ikiz kenar üçgende 50 ise buradaki açılarımız 65 65 yaptı. E sonra ne yapacağız arkadaşım burada? Bizden ne isteniyor? Devam edelim. Buna göre araştırmacı C'den A'ya giderken pusulasında aşağıdakilerden hangisi görünür diye soruluyor. C'den A'ya giderken kuzey çizgisi çizilmiş çizilip ya buna bakacaksın ya buna. İkisi de aynı şey zaten. Fark etmez şuna bakalım. Burada daha kolay işlem var ya sanki. 20 ise burası da 20. 65 ile 20'nin toplamı 85 mi yaptı? Evet. Yani pusuladaki kuzeyle gösterdiği çizgi ya 85 yapacak ya da 95 yapacak arkadaşlar. Bunu arayacağız. Bu sefer C'den A'ya giderken kuzey çizgisiyle 85 ya da 95 arayacağız. Bakalım burası 50 değil. 65 değil. 70 değil. 80 değil. 85 var mı? Var. Çünkü 85 ya da 95 arayacaktık. Cevap böylelikle ne yaptı? 85 yaptı arkadaşlar. Ee, yalnız şuna da dikkat edelim. C'den A'ya giderken bak 85 derece gördün mü? C'den A'ya giderken bak C'den A'ya giderken C'den A'ya giderken 85 derece. Anlaştık? O yüzden buna da böyle ince. Ya bu kadar ince detaya girilmez ama zaten burada 95'ini vermezlerdi kafanızı karıştırmamak için. Çünkü mesela bu böyle olmuş olsaydı. C'den A'ya giderken 85 verilir. Burası da 95 olsaydı mesela bu olmazdı. Çünkü yönüne bakacaksın. Tekrar söylüyorum. C'den A'ya giderken C'den A'ya giderken böyle olacak arkadaşım. Tamam? Anlaştık ama e, merak etmeyin genelde 85 ya da 95 kafanızı karıştırmamak için bu tür sorularda bunları ikisinde vermiyorlar. Kuzey çizgisiyle oluşturduğu açı kaç derece arkadaşlar? 85 derece yaptı. Ve ben bu soruyu çözerken ne yaptım biliyor musun? Abartmıyorum bak. Sınıftaydım. Dersim bitmişti. Dersim bittikten sonra açtım telefondaki pusulayı. Kuzey yönüne göre de şeyi yapıp hani bunları yazmak biraz tehlikelidir. Ee, çoğu kitapta da yanlış yazılır. Belki ben bile yanlış ya da yazmış olabilirim. Gözümden kaçmış olabilir. Öyle kafanıza göre yazılmıyor. Pusulayla 3 tane öğrenci dikmiştim ortaya. İşte bir öyle giderken pusula nereye gösterdi? Şöyle giderken pusula nereye gösterdi? Şeklinde yapmıştım soruyu da. Böyle de güzel bir anısı var. Hoş bir anı. Neyse böylelikle bitti mi? Bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dördüncü testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.